Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta Kandil'de gerçekleştirdiği operasyonun tam merkezindeyiz. Şu anda Kandil Dağları'nın kuzeybatısında Sidekan Dağları'nın eteklerindeyiz. Kameraman arkadaşım Serhat Alvez de bölgede gelişmeleri takip ediyor. Sevgili seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki operasyonlarında dün gece 11 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğimiz, F-16'larımız bölgede Avaşin, Basyan ve Gara bölgesinde terör mevzilerini, sığınakları, barınakları, mühimmat depolarını yerle bir etti. Ve Şırnak'ta büyük bir operasyon vardı dün gece. Şırnak kırsalında, Kumçatı'da, Gabar Dağları'nda sınır hattından bölgeye sızmaya çalışan bir terörist grup tespit edilmişti. Batman'dan havalanan yerli ve milli insansız hava araçlarımız, bayraktarlarımız teröristleri tespit etti. An be an, adım adım takip etti ve o görüntüler, o bilgiler Ankara'da Genelkurmay'daki kriz masasına iletildi. Ve Diyarbakır'dan, Malatya'dan havalanan F-16'larımız Şırnak Gabar Dağları'ndaki o teröristleri gece 02'deki başarılı operasyonla adeta imha etti ve operasyonda 10 terörist silahlarıyla birlikte ele geçirildi. Bu operasyona yerli ve milli Atak helikopterlerimizin de katıldığını hemen ifade edelim. Ve bir teröristin de sağ olarak yakalandığı bilgisi bize ulaştı. Ve bu teröristin üzerinden de çok sayıda uçak bombası ele geçirildi. Bölgede Kuzey Irak'ta Mehmetçiğimiz, Bordo Berelilerimiz, Mavi Berelilerimiz, komandolarımız bölgede. Arkamda gördüğünüz dağlar İran-Irak sınırında. Tam 1500 kilometre boyunca uzanan Zagros Dağları, Kandil Zagros Dağları'nın bir bölümünü oluşturuyor. İşte zorlu coğrafyada Mehmetçiğimiz, Bordo Berilerimiz, özel timlerimiz Zagros Dağı'nın bir bölümü olan Şekif Dağı'nda bir üs kurdu. Ve bu üsle birlikte bölgede teröristlerin adımları an be an takip ediliyor. Ve bu üste son teknolojik cihazlarla donatılmış durumda. Bölgede Mehmetçiğimiz İHA'lar, SİHA'lar, F-16'lar ve karadan da özel birliklerimiz operasyonları sürdürüyor dedik. Bu bölgede Kuzey Irak'ta Mehmetçiğimiz özellikle sivillerin herhangi bir operasyonda zarar görmemesi için titizlikle çalışmalarını yürütüyor diyelim.